Arkadaşlar tarih bilimi içerisinde bakmamız gereken bir başka önemli nokta tarih çeşitleridir. Biz tarih çeşitlerini konularına göre tarih çeşitleri ve yazılışlarına göre tarih çeşitleri olarak iki bölüme ayırıyoruz. Öncelikle konularına göre tarih çeşitleri diyelim. Konularına göre tarih çeşitlerinden ilki genel tarihtir. Genel tarih insanın yeryüzündeki bütün geçmişini, siyasi ve sosyal hayatını kültür ve medeniyet alanındaki ilerlemelerini başlangıçtan günümüze kadar bütünüyle araştırır, inceler. Genel tarihte geçmiş bir bütün olarak incelenir. Ayrıntılar uzmanlara bırakılır arkadaşlar. Yani genel olarak bir bütün olarak tarih bilimi incelemektir. Bir başka tarih çeşidi uygarlık tarihidir. İnsan topluluklarının meydana getirdikleri uygarlıkların incelenmesidir uygarlık tarihi. İnsanlığın gelişmesinde etkili olan bilimsel buluş ve gelişmeleri inceleyen tarih çeşidi arkadaşlar bilim tarihidir. Ancak sadece bir milletin ya da devletin siyasi ve sosyal hayatını, kültür ve uygarlığını konu edinen tarih ise özel tarihtir. Yani dünya tarihini genel olarak inceleyen tarih çeşidine genel tarih ama sadece bir milletin ya da bir devletin siyasi ve sosyal hayatını inceleyen tarihe özel tarih denilmektedir. Ve tarihte meydana gelen savaşlar, barışlar, anlaşmalar, devletler arası ilişkiler, bunları inceleyen, siyasi olayları inceleyen tarih çeşidine de siyasi tarih denilmektedir. Yazılış şekillerine göre tarihe baktığımızda hikayeci, öğretici, sosyal ve neden nasılcı tarih olarak dört aşamada inceleyeceğiz bunu. Hikayeci yani rivayetçi tarihe baktığımızda neden sonuç belirtilmez arkadaşlar bu tarih çeşidinde? Doğrudan hikaye yoluyla anlatılan tarih çeşididir. Neden sonuç belirtmediği için, neden sonuç ilişkisine göre anlatılmadığı için doğrudan hikayeleştirerek, masallaştırarak anlatıldığı için maalesef bu tarih çeşidi arkadaşlar bilimsellikten de uzaktır. Öğretici ya da diğer bir adıyla pragmatik tarih anlayışı toplumun ahlak ve karakterini geliştirmek amacıyla Olaylar ve kişilerden ilgi çekecek şekilde söz eden tarih çeşididir. Yani özellikle ulus bilincini geliştirebilmek için milli bilinci geliştirmek, tarih öğrenimini biraz daha kolaylaştırabilmek için arkadaşlar tarihi olaylar ve kişiler biraz daha büyüterek, abartılarak anlatılır burada. Pek fazla başarısızlıklardan bahsedilmez, daha çok başarılardan bahsedilerek anlatılır. Bu da pragmatik öğretici tarihtir. Sosyal tarih ise Öğretici tarihin duygusal yönlerinden sıyrılırmış çeşididir. Yani daha çok olayların toplumsal yönüne dikkat çeker. Bunu anlatmaya özen gösterir. Ancak arkadaşlar şu anda kullanılan tarih çeşidi neden nasılcı tarihtir? Neden nasılcı tarih insanlık tarihinin tüm gelişmelerini neden sonuç ilişkisi içinde araştıran tarih çeşididir. Bilimsel tarih anlayışı arkadaşlar bugün akademik olarak da kullanılan neden nasılcı, sebep ve sonuçlara dayalı olarak olayları açıklamaya çalışan tarih çeşididir. you <music>